Şimdi yani... Aydın Bey'in eşi Nevin Musaoğlu'nu da biz stüdyomuza dün davet ettik, gel bizimle beraber ol diye. Fakat muhabirime de az sonra söyleyeceğim, soracağım. Kendisi muhabirimiz Müge'ye, bana ne olursa olsun burada olsun. Beni alacaklarsa da buradan alsınlar. Burası benim güvenli alanım, bu evden ayrılmayacağım diyerek davetimizi geri çevirdi. Hatta yani gerçekten kayınvalidesiyle kavga ettiği eve ve odaya o kadar bağlı ki gözaltı haberine rağmen evden çıkmıyor şu anda. Öte yandan sabah saatlerinde gözaltı haberini alan Aydın Bey'in kızı Yasemin'le Yasemin'in eşi emniyete, babalarının yanına gittiler. Bu Yasemin de kim? 2,5 yaşındayken kuzenlerine babam, babaannemin... 3,5. Onlar öyle söylüyorlar, öyle olsun. Babam demir sopayla vurdu, sonra babaannem yere düştü, çuvalın içine koydular diyen 2,5 yaşında ve hani kendisini de yere atarak anlatımlarda bulunan Yasemin. Orada da enteresan bir şey var. Dün yayın saatimizde Müge evine gittiğinde Nevin Hanım'ın kapının önünde yabancı bir araba park ediyor. Diyor ki kim var diyor evde diyor, kim geldi diyor. Nevin Hanım da diyor ki gelin Oğuzhan ve Selma isimli iki kardeşim bana destek olmak için geldiler. Yol yorgunlar, o yüzden içerideki odada uyuyorlar diyor. Ancak yayınımız boyunca kapalı kapılar ardındaki kişilerin Nevin Hanım'ın kardeşleri değil, kızı ve damadı olduğunu öğrendik. Yani o da çok enteresan çünkü ben Yasemin'in de mesela çıkıp gördüklerini ya da görmediklerini anlatmasını beklerdim. Yasemin ve eşinin Antalya'da tatilde olduğu söyleniyordu bize. Daha sonra da gelin Nevin gündüz bizden sakladığı gelini ve damadıyla, burası çok önemli, saat 19.30 sıralarında evin ışıklarını tamamen kapatıyorlar ve karanlıkta oturuyorlar. Yani evin ışıklarını da tamamen kapatmışlar, karanlıkta oturmuşlar. Müge'ye bir bağlanalım. Müge otobüsten alınıp indirilip gözaltına alındığı bilgisini alır almaz Soluğu Azlava İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde aldı. Kastamonu'na doğru yola çıktığını öğrenen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri Kastamonu yolu üzerinde olan Pınarbaşı istikametinde bindiği turizm şirketinde Aydın Musaoğlu'nu gözaltına aldılar ve arkamda görmüş olduğunuz Azlava İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şu anda nezarette gözaltı işlemleri başladı Aydın Musaoğlu'nun. Biraz önce kızı Yasemin Antalya'da, biraz önce Antalya'da olduğunu, tatilde olduğunu eşiyle birlikte bize söyleyen kızı Yasemin ve eşi de babasının yanına gözaltına alındığı yere, Azlava İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Biz de haber nöbetimize burada devam ediyoruz. Takip edeceğiz. Gün içerisinde başka gözaltılar olacak mı? Ailenin başka üyelerinde herhangi bir gelişmeler yaşanacak mı? Herhangi bir itiraf olacak mı? Ya da bir yer gösterme olacak mı? Bunların hepsini yakından takip edip sizlere aktarmaya çalışacağız. Biz haber nöbetimize burada devam ediyoruz. Evet, Müge şimdi bahçeye geçecek. Ben dün şöyle Aydın Bey konuşunca şöyle bir şey dedim Müge'ye. Dedim ki onu bir verin, okuyayım ondan sonra koyarsınız. 10 tane tarlam var demişti. Bir Halime Hanım'ın benim kardeşimin cesedi buraya gömüldü, çıkarıldı dediği bir bahçe var. Bahçenin arkasında da asıl dikkatimizi çeken, bu 10 tane tarlayı bize Nevin Hanım gösterdi ama bir tane gübreli bir bahçe var. Müge'nin dediğine göre, Müge de hisli bir kız bakmayın. O bahçeye gittiğinde Nevin'in daha çok heyecanlandığını söyledi bize. Şimdi size orayı da göstereceğim. Bu arada öyle mi, çatıyı da mı derleyip toplamışlar dün gece? Dün gece ışıklar kapalıyken bir de çatıyı mı derleyip toplamışlar? Zaten insan nasıl öyle bir çatının altında yatabilir? Yani niye bu insanlar çöplerini dışarı atmıyorlar? Bize orayı göstermek istememişti ama Müge ısrar etmişti. Öyle mi? Evet. Aydın Bey orayı da mı göstermek istedi? Yani çok dağınıktı. O zaman cesedi yukarı çıkardı demiş o çocuğu işte o zaman. Arkadaşlar yerden. Benim bütün bu gelişmeler içinde, şimdi şu bandı izlemeden önce, bütün bu gelişmeler içinde sevindiğim tek bir nokta var. Biliyorsunuz Aydın Bey sürekli şekilde... madem ben bu kadar çelişkili ifadeler verdim. Şimdi çelişki demek şu demek. Çelişki demek yalan söyledim demek aslında. Şimdi yalanın kibarcası çelişki. Şimdi o kadar da kibarlığa gerek yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bu kadar yalan ifade verdim. Niye üzerine gitmediler demişti. Aydın Bey'in istediği oldu. Aydın Bey'cim üzerine gittiler bu çelişkilerin, bu yalanların. Şimdi seni gözaltına aldılar. Darılmaca gücenmece yok. Şimdi artık... Bugüne kadar 18 yıldır sana sorulmadı diye hiç sorulmayacağını düşündüğün bütün bu yalan ifadeler sana sorulacak. Cevaplarsın, cevaplamazsın. Açıkçası ben o şimdi tarlaları falan size göstereceğim ama yine Aydın Bey sormuştu ya,
Aydın Bey, annenin yaşadığını düşünüyor musun diye hani yaşamadığı ne malum demişti. Yani ben de yaşadığı ne malum diyorum. Şimdi şu artık ceset arama şeyinden vazgeçelim yani memleketçe. 18'i akıl var, izan var. Bak benim bu seneki programdaki biliyorsunuz düsturumu. Akıl var, mantık var kardeşim. 18 yıldır bir kadın ya da bir erkek niye evini, barkını, odasını, çorabını... Çorabını ya, niye çorabını bıraksın da gitsin bir yere? Gitse niye dönmesin? Bir mezarı olsun. Birine kızdın gittin, niye diğerlerini aramayasın? Niye bir kardeşini aramasın? Niye kızını aramasın? Niye komşusunu aramasın? Zaten Yüksek Yargıtay'ın son içtihatlarına göre artık tahkikatı yürüten Sayın Cumhuriyet Savcıları da tutuklama talebinde bulunuyorlar ceset bulunmadığı halde. Sayın Nöbetçi Mahkeme'de hiç gözlerinin yaşına bakmadan mevcut delillere göre tutuklamayı veriyor. Hatta Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan mahkeme sonunda ceset ele geçmemesine rağmen ağır cezayı da basıyor. Evet, ben bununla ilgili biliyorsunuz ilk Yargıtay kararında okumuştum büyük bir sevinçle, evet, burada. Evet. Artık şimdi ceset yoksa cinayet yoktur mantığından uzaklaştık. Çünkü herkesin aklı var. Kimse de kimsenin aklıyla da oynamasın. Evet. Nereden bulacağız abicim? Kimin cesedi nereden bulunacak yani? Dağ taşı arayıp da ceset mi arayacağız? 18 yıl önce, 20 yıl önce ya da 3 yıl önce, 5 yıl önce. O bir şans onu bulmak. Tabii. O bir şans. Ama akıl var, mantık var. Nüfus kağıdını yenilememiş. Kaç yaşında şu an? 68 yaşında olacak kadın bir kere hastaneye gitmemiş, bir kere eczaneden ilaç almamış, otobüse de mi binmedi hiç? Biliyorsunuz Ankara'daki bir hanımefendiyi arıyorduk evinde. Ya. Buraya kadar gerekli kazılar yapılmıştı, bulunamamıştı. 50 santimlik bir mesafede sonra çıktı. Yani oraya bakılmaması bizim yani arayanlar yönünden bir şanssızlık. Evet. Ama bilare... Mahkeme de onu dikkate almıştı. Sonra da orada bulundu. Vallahi bütün bahçeyi kazmışlardı. Yarım metreyle Rahmi Bey'in dediği gibi bulunamamıştı. Onu da hatırlarsınız. Eşinin amcasının oğlu cami önüne gitmişlerdi de ondan sonra kadının elinden tutmuş. Ya artık gerçekten dalga geçiyorlar herhalde. Evet. El elesin diyorsun. Diyor ki elini tutmadım ki diyor. El elesin ya işte görüyoruz. Hiç unutmuyorum onu da yani, evet, Ankara'da. Evet. Onun da kardeşleri çok büyük mücadele vermişlerdi. Evet, amcasının, evet, karısının parasını yemek için kadını öldürüp bir de kurban kesermiş. O kadını bir de 7 parçaya ayırmıştı. Ondan sonra öyle bir cinayet işte. En yakın komşusuyla bilahare çıktı ortalığa bir takım şeyler. Yok işte kocasının yeğeniydi. Evet. Yani evet. Hayır, önce aman, komşusuyla o kadar da çok... bir takım... şüpheler ortaya çıktı ama sonra yeğeninde oldu. Ortaya onu hatırlamıyorum. Çıktı. Evet. Alptekinlerin ağası bile bu olayda anılmayacak. Bitti. Biri vardı.